Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün yine herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği pratik yöntemli bir tarif hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonrasında bir su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Bir paket kuru maya'yı da ekledikten sonra maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Bir tane yumurtanın akını da ilave ediyorum. Sarısını yüzeyinde kullanmak için ayırdım. un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Marka ve kalitesine göre mutlaka farklılık gösterecektir. Unun bir miktarını ekledikten sonra üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Daha sonrasında yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurun dokusunu kıvamını görüyorsunuz. Yağsız bir hamur olmasına rağmen bu şekilde yumuşacık elastik bir hamur oldu. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olarak yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum hamurun yüzeyini e, streç film ile kapatıyorum. Hamur kabını sığacak bir farklı büyük kabın içerisine oturtturuyorum. Daha sonrasında altına koymuş olduğum kabın içerisine e, hemen böyle ocakta kaynatmış olduğum sıcak suyu ekliyorum. Bu tekniği hamurun daha kısa sürede daha güzel mayalanması için kullanıyorum. Özellikle kış aylarında yazın zaten çok sıcak olduğu için ihtiyaç olmuyor ama soğuk havalarda çok güzel işinize yarayacaktır. Mutlaka deneyin derim. Birazdan sonucu göreceksiniz. Suyu koyup üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Bakın 20-25 dakikanın sonunda hamur bu şekilde fosur fosur kabardı. Yaz ayında Normalde bu şekilde bırakıp mayalanması gayet normal ama kışın soğuk havalarda Bu ayarı yakalamak çok zor oluyor O yüzden bu yöntemi sizler de deneyebilirsiniz Görmüş olduğunuz gibi hamurun içerisi örümcek ağı gibi çok güzel mayalanmış hemen maya kokusu çıkması için Havasını alıyorum daha sonrasında bir çay kaşığı kadar olacak şekilde oda ısısında yumuşamış olan tereyağını masaya sürüyorum. Hamuru tereyağının üzerine alıp güzelce toparlıyorum. Yağında etkisiyle güzel bir şekilde toparlandı hamur. Ne kadar elastik olduğunu görüyorsunuz. Yine bir çay kaşığı kadar yumuşak tereyağını hamurun üzerine aldım. Açma işlemine başlıyorum. Hiç bezelere ayırmıyorum. Böyle tek parça halinde hamuru büyük bir boyutta olacak şekilde açabildiğim kadar açıyorum. İncecik tatlı hamuru gibi, börek hamuru gibi olmasına gerek yok. Fakat e, birazcık dikdörtgen formunu vermeye çalışarak yine de büyük bir boyutta açıyorum. Yeteri kadar büyüklükte açmış olduğum hamurun yüzeyine yine birazcık yağ gezdirdim. Yumuşak tereyağından sürdüm. İsteğe bağlı isterseniz bu aşamada yağı sürmeyebilirsiniz. Daha sonrasında açmış olduğum hamurun tüm yüzeyine ekmeğe sürülebilir çikolatadan bolca sürüyorum. Aslında bu aşamada isterseniz e, patates olabilir, kıyma olabilir vesaire peynir olabilir. istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Haş haş da olabilir, tahin de olabilir. Damak zevkinize göre tamamen değiştirebilirsiniz. Ama çikolatalı olarak çocukların çok seveceğini düşündüm. Benim kendi çocuklarım da çok sevdiği için çikolatayı e, bu yüzden bu tarifi de böyle çikolatalı hazırladım. Daha sonrasında hamuru videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum. Öncelikle bir başını ortaya katlıyorum. Daha sonrasında diğer boşta kalan kısmı da katlamış olduğum kısmın üzerine kapatıyorum. Bu şekilde dikdörtgen bir forma elde ediyorum. üçer parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde hamuru kesiyorum. Daha sonrasında yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine şeritler halinde kesmiş olduğum hamurları iki başını da ters yöne büktürerek e, şekil veriyorum ve tepsinin içerisine diziyorum. Kesmiş olduğum tüm hamuru aynı işlemi yaparak tamamlıyorum. Bu arada kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Çeşit çeşit yapımı birbirinden kolay börek tarifleri bulunmaktadır. Daha bir sürü hamur işi tarifleri var. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan inceleme yapabilirsiniz. Tepsinin üzerine bir poşetle ve örtüyle kapatıp yine tekrar bir 10-15 dakika tepsi mayası veriyorum. Tepsi mayamız oldukça önemli. Bu şekilde kabarıp mayalandıktan sonra üzerine hamuru yoğururken ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının içerisine çok az süt damlattım bir yemek kaşığı kadar diyebilirim karıştırıp üzerine bolca sürüyorum. Daha sonrasında 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. Hemen bir parça alıp sizlere iç kısmını, yumuşaklığını vesaire göstermek istiyorum detaylıca ve yakından. Hem az malzemeli hem de yapımı çok çok kolay bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bakın çok güzel kabardı. İçerisi yumuşacık oldu. Bu şekilde de kat kat görünüyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.